Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar değerli izleyicilerim. Bugün sizler için çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz muhteşem bir karalahana sarması tarifiyle sizlerleyim. Sarmaya lezzetini veren, iç harcına önem verenlerdenseniz bu tarifi kesinlikle deneyin derim. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun, keyifli seyirler. Tarifimde kullanmak için 3 bağ karalahana kullandım. Lahanalarımı ayıklayıp bol suda güzelce yıkadım. Karalahanalarım oldukça taze ve küçüktü. Sizler de alırken olabildiğince küçük olanlardan alırsanız daha güzel sonuçlar alırsınız. Öncelikle lahanalarımızın sap kısımlarını koparalım ve üst üste desteleyelim. Saplarını atmayın, tencerenin dibine yerleştireceğiz. Kıymetli takipçilerim, beni hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmına yazıp benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Bu arada haşlamak için tenceremin yarısını geçecek kadar su koyup ocağıma aldım. Lahanalarımı ben hazırlarken bu arada suda kaynamış olacak. Sizlere şöyle yakın çekimle de göstereyim yaprakların ne kadar küçük ve taze olduklarını. Kaynayan suyumuzun içerisine yarım yemek kaşığı tuzumuzu atalım. Tuz atmamızdaki neden yapraklarımızın rengi sararmasın. Taze taze böyle yeşil yeşil gözüksünler. Lahanalarımın bir miktarını tencereme ilave ediyorum. 3-4 dakika kadar haşlanmasını sağlayacağım. Çok da fazla bekletirseniz çok yumuşar. Sararken yırtılır, çok zorlanırsınız. Arada bir çevirerek her tarafın eşit şekilde haşlanmasını sağlayalım. Ben 3-4 dakika boyunca haşladım. Bu süre karalahananın kartlık ve tazelik durumuna göre değişebilir. Kontrollü olmanızı tavsiye ederim. Pişip pişmediğini nasıl anlayabilirsiniz? Elinizle yırttığınız zaman kolay bir şekilde bölünüyorsa tamamdır. Şimdi haşlanmış olan lahanalarımızı soğuk suyun içerisine alalım. Soğuk suyun içinde bir şoklama işlemi yapalım. Bunu yapmamızın amacı hem hızlı bir şekilde soğuması hem de lahananın yeşil kalmasını sağlamak. Aynı şekilde lahanalarımı haşlamaya devam ediyorum. Hepsini soğuk suyun içerisine bu şekilde bastırarak koydum. Son olarak da saplarını kaynayan suyumuzun içerisine atalım. Kapağını kapatıp 10 dakika haşladıktan sonra ocaktan alıp süzdürelim. Bu arada bize iç harcını hazırlamaya geçelim. Uygun bir kabın içerisine bir su bardağı yıkayıp ve süzdürmüş olduğum pirincimi alıyorum. Bir adet ince ince doğramış olduğum kuru soğan. Bir adet ince ince doğramış olduğum yeşil biberimi. Bir adet ince ince doğramış olduğum domatesimi ilave ediyorum. 3 dal ince ince doğramış olduğumuz yeşil soğanımızı ilave edelim. Yarım demet ince ince kıymış olduğumuz maydanozumuzu ilave edelim. 2 yemek kaşığı domates salçası. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı toz biber, yarım çay kaşığı da yeni bahar ilave ediyorum. Üzerine yarım su bardağı zeytinyağını ilave ediyorum. Zeytinyağı yerine dilerseniz sıvı yağ da ilave edebilirsiniz. Ardından malzemelerimiz birbiriyle özdeleşinceye dek güzel bir şekilde karıştıralım. Bu arada belirtmek istiyorum, baharatları damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yakışacağını düşündüğünüz farklı baharatlar varsa onlardan da ilave edebilirsiniz. Ben sarma içini böyle bol baharatlı seviyorum. Gerçekten de sarmalara böyle bol baharatlı iç harcı çok güzel yakışıyor. Şöyle iç harcımız hazır. Kara lahanamızı sarmaya başlamadan önce lahananın orta kısmındaki damalı yeri almamız gerekiyor. Benim kara lahanalarım oldukça küçük ve tazeydi. Ona rağmen bu orta zar kısmı iri ve sertti. Bıçak yardımıyla güzelce alalım. Bu şekilde kesinlikle yerken ağza gelmiyor. İnsan rahatsız etmiyor.
Hazırlamış olduğumuz karalahanamızın içerisine iç harcından koyarak kenarlarını kapatarak bu şekilde sarıyorum. Yaprak sarması gibi arkadaşlar ama ondan inanın çok daha kolay bir şekilde sarılıyor. Sarması inanılmaz keyifli. Hiç yemek yapmayan veya hiç sarma sarmayan biri bile çok rahatlıkla yapabilir. Hemen sizlere şöyle birkaç sefer daha göstermek istiyorum. Kenar kısımlarından içe doğru kapatarak sıkı bir şekilde sararsanız sarmalarınız çok daha güzel olacaktır. Eğer daha önce hiç yemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yanında böyle yoğurtla inanılmaz lezzetli oluyor. Karadenizlilerin çok sevilen bir sarması. Ben de inanın çok severek tüketiyorum. Aynı şekilde ev halkı da öyle. Kıymetli takipçilerim, kanalımda düzenli olarak video yayınlamaya çalışıyorum. Önceliğim herkesin evinde olan malzemelerle kolaylıkla yapabilecekleri tarifler. Tariflerimi elimden geldiğince detaylı anlatmaya gayret ediyorum ki yemek yapmaya yeni başlayan arkadaşlar da kolaylıkla yapabilsinler. Umarım tariflerimi sizler de evlerinizde deneyip beğenirsiniz. Sarmalarımın hepsini bu şekilde sardım ve artık tencereye yerleştirme kısmına geçebiliriz. Sarmalarımızı tenceremize yerleştirmeden önce bu ayırmış olduğumuz sap kısımlarını tenceremizin dibine yerleştirelim. Bunu yapmamın amacı olur da tencerenin dibine tutarsa sarmalarımız zarar görmeyecek. Ayrıyetten tüketebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Dileyen koymayabilir. Ben bu şekilde hazırlıyorum ve sizlere de bu şekilde göstermek istedim. Sonrasında üzerine sarmış olduğumuz lahanalarımızı bu şekilde dizelim. İsterseniz dik olacak şekilde dizin. Ben genelde sarmalarımı bu şekilde diziyorum. Sarmalarınızı pişirmek için yayvan bir tencere kullanmanızı tavsiye ederim. Sarmalarımın tümünü bu şekilde dizdim. Şöyle servis tabağında kalan sosu da üzerine gezdiriyorum. Üzeri için sosunu hazırlamaya geçelim. Uygun bir kabın içerisine bir yemek kaşığı domates salçamızı alalım. Üzerine 2 su bardağı da suyumuzu ilave edelim. Daha sonra salçamız erinceye kadar güzel bir şekilde karıştıralım. Sarmalarımızın üzerine gezdirelim. Üzerine çok fazla dolu dolu su koymamıza gerek yok. Dolmaların üzerinde hafif su görüldüğü zaman yeterli. Üzerine yarım çay bardağı da sıvı yağımızı gezdirdikten sonra eğer bir dolma taşınız varsa onu koyun. Yoksa da üzerine büyük bir servis tabağını yerleştirip ocağımıza alalım. Bu şekilde sarmalar bütünlüğünü koruyor. Çok güzel bir şekilde de pişiyor. Sarmalarımız kaynayıncaya kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra mutlaka ocağın altını kısın ve kısık ateşte sarmaları pişirmeye bırakın. Yaklaşık 35 dakika ile 40 dakika arası pişiyor ama bu süre herkesin ocak ısısına göre değişkenlik gösterebilir. Kontrollü olmanızı tavsiye ederim. Süre sonunda kontrol ediyorum. Suyunun çekmesine çok az kalmış. Birazdan ocağı kapatacağım. 20 ile 25 dakika dinlenmeye bırakalım. Sizlere hemen son halini de göstermek istiyorum. Karalahana sarmalarımız hazır. Hemen servis tabağına alıp sizlere şöyle yakın çekimle de göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli görünüyorlar. Eminim sizler de denedikten sonra bu güzel tarifi çok beğeneceksiniz. Umarım oradan da ne kadar lezzetli olduğunu anlayabiliyorsunuzdur. Benim için bir sarmanın olmazsa olması, pirincinin böyle tane tane olması. Sizlere şöyle yakın çekimle de göstermek istiyorum. Sizler videomun son aşamalarını izlerken ben de sizlere veda edeyim.
Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Farklı yemeklerde, farklı tatlarda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.